Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerinde olsun. Sevgili dostlar, cumamız mübarek olsun. Bu güzel ayın bereketi üzerimize olsun. Maddi manevi kazançlarımız bolca olsun. İçimize, gönlümüze güzellikler doğsun. Ülkemiz, milletimiz, tüm insanlık adına hayırlar hasıl olsun. Vesile olsun güzellikler herkese ve her şeye. Dualarla başlayan günün, dualarla devam eden günleri, haftaları, ayları olur. Allah böyle bereketli zamanların içerisinde var olmayı nasip eylesin. Dünyanın her şeyi sizin olsa, eğer mutluluk, güzellik kalbinizde, gönlünüzde, ruhunuzda yoksa, düşünce dünyanızda yoksa dünyanın en fakiri sizsiniz. Ama varlıkların çok az bir kısmı sizde iken, gönlünüz tertemiz ve tüm insanlık adına iyi şeyler düşünebiliyorsanız dünyanın en zengin insanı da sizsiniz. Allah bu manevi, maddi güzelliğe erişebilmeyi, düşünce dünyasının zenginliğine erişebilmeyi ve sınırlı süreli yaşam süresi olan şu dünyadaki misafirlik halimizi unutmadan ebedi alemdeki ebedi yaşamımıza en güzel şekilde hazırlık yapabilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Böyle dua edelim. Zira dualar insanın önünü açar, fikirler insanın önünü açar, duygular insanın önünü açar. Aynı duygular geri geri yapar, beddualar geri geri yapar ve kötü düşünceler insanı geri geri bırakır. Kendi evini hapseder, daha büyük düşünceler, yanlış düşünceler de insanı hapse kadar götürebilir. Unutmayın, hep söylüyorum, insanın en büyük hapsi şu kaburgaların arasına pranga ettiği kalbidir, ruhudur. Allah bu düşünce dünyasıyla ufkumuzu güzelleştirebilmeyi, derinleştirebilmeyi hepimize nasip eylesin. Sizden gelen sorularla devam ediyoruz Cuma programımıza. Şöyle bir soru gelmiş. Çaresiz bir hastalıkta kendimiz ya da bir başkası için ölüm temenni edebilir miyiz? Bu caiz mi, uygun mu, günah mı diye sormuş bir takipçimiz. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Sevgili dostlar, bizim ölümü temenni etme şansımız yok. Allah Teala son nefesi teslim edene kadar bütün hayatı bize emanet ederek lütfediyor. İsterse istediği an saniyesinde bir bahaneyle hiç hastalık yokken de insanın ruhunu alabiliyor. Biliyorsunuz akşam yatıp sabah kalkamayanlar, sabah kalkıp işe gidip eve gelemeyenler, işine gidemeyenler. Dolayısıyla biz ölümü böyle kendi kendimize siparişle veremeyiz. Bir başkası için böyle bir tasarrufta da bulunamayız. Şimdi insan ölümün istenmesi diye bir şey İslam'da söz konusu dahi değil. Yani bizim inanç sistemimizde böyle bir şey yok. Çareleri aramak hususunda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tavsiyelerde bulunmuş. Yani tıpta bütün gerekli tedbirleri alın ve çareleri sonuna kadar araştırın. Zira Medine'de de doktor vardı. Yani doktora gitmeyelim, bilene danışmayalım diye bir şey söz konusu yok. Bazı insanlar Allah bana ne kadar canı verdiyse ben o kadar yaşayacağım. Doktor moktor istemem, makine istemem. Ne kadar ömrü varsa o kadar yaşayacağım. Bu kadere karşı gelmektir gibi laflar söylüyorlar. Hayır. Nasıl arabanızı tamire götürüyorsanız, eşyalarınızı bozulunca tamire götürüyorsanız, bedenin de ihtiyacı olan fakat sizin bizim bilemediğimiz şeyleri tamir ve tadil ettirmek de bizim işimiz. Dolayısıyla bedenimize iyi bakmak, bilenlerle danışmak durumundayız. Ölüme rıza olmaz arkadaşlar. Ölüme rıza söz konusu değil. İnsan böyle yaşayınca ne göreceğini bilemez. Ancak yaşayıp görecek ki kaderde istikbalde neler var, onu yaşayacak. İnsan bir iyilik kaynağıdır. Yani iyilik olmadan yaşayamaz, iyiliğini devam ettirmek zorundadır. Prensibimiz güzel yaşamak, iyi yaşamak ve başkalarını da güzel yaşatmak. Hem kendimizi güzel yaşatacağız, hem başkalarına da bu duyguları katacağız. Böyle sıkıntılar, ayrılıklar, bunlar da mutluluğun aslında bir parçası. Bir dönem böyle burukluk oluyor ama unutmayın, biz iki kanatlıyız. Yani sol kanadımızda korkumuz, sağ kanadımızda ümidimiz ve biz iki kanadımızda çırparak yolumuza devam edip hedefimize ulaşmak durumundayız. Dolayısıyla ölümü temenni etmek ve bununla ilgili karar alıp bunu da başkalarına ikrar ettirip intihar modeline gitme lüksümüz yok. Allah affetsin böyle yapanları, bu durumdan da bizleri korusun. İkinci sorumuz, bazı dua kitaplarında şu sayıda filanca duayı okursanız ya da bu sayıda şu tesbihi çekerseniz duanız kabul olur gibi şeyler var. Doğru mu hocam demişler. Sevgili dostlar, öncelikle dua kitaplarındaki
adetlerle ilgili kimsenin böyle bir garantisi yok. Şu kadar okursanız böyle olur, bu kadar okursanız böyle olur. Ama dua etmek, dua okumak güzel şeydir. Fakat hiçbir şey yapmayıp dua okumak yeterli bir şey değil. Yani dua standartların bir sonraki aşaması için yapılır. Mesela benim hafız olup ondan sonra İstanbul, Türkiye, dünya birincisi olmak gibi hem dua edip hem de çalışmam başarıya götürür. Hiçbir şey yapmadan oturayım, baba anne siz dua edin, hocam dua edin ben birinci olayım. Öyle bir şey olamaz. Bir lastikçinin, cantçının alanda çok iyi olması için çok tesbih çekmesi değil, çok çalışması ve çok iyi araştırma yapması gerekir. Bir okuldaki öğrencinin alanda söz sahibi olabilmesi için günlerce, aylarca, yıllarca çalışması gerekir ve bununla beraber dua etmesi gerekir. Dua işte o zaman işe yarar. Hiçbir şey yapma, dua et, böyle bir şey olmaz. Yani sınava giren çocukların ders çalışması şarttır. Annesinin babasının çektiği tesbih, okuduğu dua onu kurtarmaz. Olmaz gerçekten. Kendisi de okusa olmaz. Yani ben hocayım, hafızım, Kur'an ezbere biliyorum. Bütün imtihanlara girerken hiç ders çalışmayayım. Şu akademi çalışma kitaplarını araştırmayayım. Hocalar bana sorsunlar, ben de cevap vereyim. Niye Kur'an okudum, Allah zihnimi açar. Evet Allah zihni açar ama içinde bir şey yoksa konuşamazsın. Çalışmak, gayret etmek zorundayız. Yani evrensel düzeyde arkadaşlar başarının sırrı bellidir. Başarının sırrı çalışmaktır. Dua etmek değil. وَاَنْ لَيْسَ الْاِنْسَانِ اِلَّا مَاسَعَى İnsanı ancak ve ancak çalıştığının karşılığı vardır diye Allah Teala boşuna söylemiyor. Yaptığı duanın karşılığı vardır demiyorsa çalıştığının karşılığı vardır. Bu bilgi olur, bu ameli yani gayret de olan bir iş olur ama mutlaka çalıştığının karşılığı vardır. Çalışmadığının karşılığı yoktur. Yani bir defa başarı önemli ama başarının arka planı da çok önemli. Başarının arka planına dikkat edelim. Yani bir yabancı dil sınavına girecek olan arkadaşın öncelikle son yıllarda çıkan bütün soruları çözmesi gerekir ki muvaffakiyet, başarı elde etsin. Yani bütün bunlar herkes için ortak paydadır. Çalışmadan olmaz. Bütün okunan bu dualar sayılı sayısız gayrete bağlıdır. Gayret var. Çalışmak varsa dua tesir eder. Fayda sağlar. Neyi sağlar? İmtihan anında zihin açıklığı verir. İmtihan anında sağda solda ses çıkmasını engeller. Daha rahat, daha müreffeh bir ortamda imtihanı yapabilir. Kendini huzurlu hissedip soruları çözebilir. Çalışmadıysa dua hiçbir şey ifade etmez. Aman dikkat edin. Daha derin bir soru gelmiş. 4444 Salat-ı Tefrici'yi okununca musibetlerden korunur muyuz? Şimdi Salat-ı Tefrici'yi Allahümme salli salaten kemmeleten ve sellim selamen tamen ala seyyidina Muhammeden illezi tenhallu bil uqad ve tenfir bil kurabatu kudla bil havaic ve tünel bil rai ve husn khawatim ve yüstesqal gamam bi vecihil kerim ve ala alihi ve sahbihi fi kulli lemhatin ve nefesin bi'adadi kulli ma'lumin lek. Çocukken ezberlemiştik. Şimdi bir insan bunu 4444 defa okusa ve hiçbir şekilde asıl yapması gereken işi yapmasa bu dua ile hiçbir şey yapamaz. Allah Teala hacetlerin giderilmesi, sıkıntıların bertaraf olması, arzu edilen şeylere ulaşılması için bu duaları kabul eder ama sen çalışmazsan hiçbir şey ifade etmez. Bir defa Kur'an-ı Kerim kainatın prospektüsüdür. Evet ama bunu filanca sayı kadar okuyunca manasını bilmeden, manasının gerektiğini yapmadan okumanın da çok büyük faydası olmaz. Feyiz olur, bereket olur, huzur olur ama içindekileri anlar yaparsan daha büyük keyifli olur. Hikayeyi dinleyip hikayeden huzur alırsınız ama hikayenin içindeki gereklilikleri yaparsanız daha büyük fayda görürsünüz. Dolayısıyla biz şu duayı okuyalım, karnımız doysun. Bu duayı okuyalım, zihnimiz açılsın. Olmaz. Zihin açıklığın öncesi olur ama zihnin içinde bir şey yoksa ortaya bir şey çıkaramazsınız. Dolayısıyla alan bilgisi şart, çalışmak şart, gayret etmek şart. Yani ilmi disiplin neyi gerektiriyorsa onu yapacağız ki başaralım, elde edelim. Yani bütün bu araştırmaları, kutsal metinleri, kutsal çalışmaları, yani bilimsel araştırmaları yapan insanlara bakın, duaları bilseler de kendi metinlerinde Müslümanlar için Kur'an-ı Kerim'de gayretlerini devam ettirmişler, çalışmalarını devam ettirmişler. Yani adetli böyle insan adet üzere bir şey yapmamalı ama geleneksel olarak gelen o metinleri okuma, bilgiyi, literatürü tarama işte bunları yaparken şu kadar adet dua okursan başarırız. Olmaz. Bir defa ilmi literatürü sistemli bir şekilde takip etme,
metodolojisi var, usulü var, adabı var. Bunu atlayarak bir şey yapma şansınız yok. İnşallah anlaşılmıştır. Bir başka soru, namaz kılmayanın duası ve iyilikleri kabul olur mu? Namaz başka bir şey, iyilik başka bir şey sevgili dostlar. Ama inne salate tenha anil fahşa. Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Doğru. Ama iyilikler de kötülükleri gidericidir. Onu da başka bir ayette Allah Teala söylüyor. Ne alakası var namaz kılmayanın iyiliği kabul olmaz? Böyle bir şey olabilir mi? Bazı insanlar ham sofuluk yapabiliyor, söyleyebiliyor böyle şeyleri. Yapmayın, biz Allah değiliz. Allah Teala kimine değil de kimine hayır yapacak siz bilemezsiniz, biz bilemeyiz. Nereden bileceğiz Allah'ın kabul edip etmeyeceğini sonra? Biz kimiz ki? Siz kimsiniz ki? Olur mu öyle şey? Az ibadette de insan Allah tarafından cennet koyulabilir. Biz Allah değiliz, cennetin de sahibi o. Herkesin ve her şeyin sahibi de o. Dolayısıyla sizin 40 yıl kesintisiz ibadetinizden ziyade başkasının kısa süreli inanmış olarak aşkla yaptığı ibadet daha öne geçebilir. Terazi Rabbimizin elinde. Kimseyi yadırgamayın. Ahlak ve iman çok önemli. Ahlak, yaratılmıştan getirdiğimiz tertemiz o duygular ve inancımız, ibadetimizi, eylemimizi, hareketlerimizi, planlarımızı, programlarımızı şekillendirir. Dolayısıyla bu ilk nüve, içimizdeki olan bu duygu, hayata yansıtma modelimizi oluşturur. Bunun için imanımızı gerçekten kavi, güçlü, kuvvetli olmalıyız. Ahlakımızı tatlı, temiz tutmalıyız, güzel tutmalıyız. Yani insan için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ennâsu me'âdin kema'ahidin kema'adini zehebu vel fidda. İnsanlar madenler gibidir. Tıpkı altın ve gümüş madenleri gibidir. Altın ve gümüş nasıl güzel olur? Parlattıkça, işlendikçe, doğru mu? Bir gümüşçü çocuğu olarak söylüyorum bunu. Biz bu işi yaptık. Dokunduğunuz zaman ürün parlar, mal parlar, güzelleşir, daha alıcısı olmaya başlar. İnsan da böyledir. Dokunmayı gerektirir. İnsan kendine dokunacak, kendini güzelce parlatacak, şekillendirecek. Sonra başkalarına merhem olacak, cila olacak, bez olacak, parlatıcı olacak. Siz kendinizi parlatamadıktan sonra başkasını parlarsanız ne olur ki? Önce kendinizi güzelleştirin. Namaz kötülüklerini alıkoyar. Fakat namaz böyle yatıp kalkmak değildir kıymetli dostlar. O namazın içindeki huşu hali, manevi hali, biz onun hatırlatıcı unsurunu bir tarafa bırakıp kalıplarına takılıyoruz. Yat kalk, bitti namaz. Şu namazın üstünden bir atayım. Ya namaz üstüne atılacak, bırakılacak bir şey değil. Namaz Allah'la buluşma halidir. İnsanın huzur bulma halidir. Allah bu duyguları yaşamayı hepimize nasip eylesin. Namaz ibadeti de önemli, iyilik de, ihsan da önemli. İyiliğin devamı olan, güzellikleri devam ettirenlerden olalım. Namazı da eksiksiz kılalım. Her ikisini birden yaparsak çok çok daha güzel olur ama kimsenin ibadetini, namazına dil uzatmayalım. Dil uzattığımız insanın durumuna düşmeden bu dünyadan gitmeyiz. Öyle bir bela gelir ki başınıza, namaz kılacak takatiniz olmaz. Sokağa çıkacak haliniz olmaz. Rezil rüsva olursun. Yapmayın. Yapmayın. Niye namaz kılmıyorsun? Sana ne? Sana ne? Sana ne? Bu dedikoduyu yapan senin kıldığın namazdan ne olur ya? Onun bunun namazından sana ne? Allah iman, Kur'an, ibadet, hayır, hasenat nasip etsin diyeceksin. Kenara çekileceksin. Gönderme bile yapmayacaksın. Bu kadar. Allah yazdıysa bolsun, Allah göstermesin, Allah uzun ömürler versin gibi sözler. Allah'a şirk koşmak mıdır diye sormuş bir dostumuz. Teşekkür ederiz. Bir defa Allah Teala ile ilgili konuşurken dikkatli konuşmak lazım. Bir yaratıcı ve göremiyoruz, bilemiyoruz, kavrayamıyoruz yani. Ama yüksek bir varlık, yüksek bir oluşum, yüksek bir var etme gücü olan bir varlık hakkında konuşurken herhangi birisiyle konuştuğu gibi konuşmuyorum ki Allah Teala Kur'an'da peygamber için de bu şekilde yapmayın diyor. Kaldı ki biz Allah Teala için. Allah yazdıysa bozsun. Allah sanki bela yazdı, biz onu bozsun diye sipariş veriyoruz. Diyemeyiz böyle bir şey. Rabbim korusun. Güzelliklere çevirsin. Hayırlı uzun ömürler versin. Güzel şeyler. Sipariş formu ile Allah-u Teala'nın yapacağının değiştirilmesi mümkün olmayabilir. Ama ifademiz dua ile, esenlikle, güzellikle olursa tabii ki çok daha güzel olur. Allah-u Teala ile ilgili konuşmalarımıza dikkat edelim. İyilik, güzellik dilini kullanalım. Güzel temenniler, güzel şeyler söyleyelim. Duaya matuf şeyler söyleyelim. Hatta biz bunu beceremeyiz diye Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede Allah-u Teala
bunları bize müjdeliyor. Nasıl dua edeceğimizi peygamberlerin diliyle bize öğretiyor ve biz de bunlara bakarak inşallah dua etmeye çalışacağız. Gelecekte yapacaklarımızı dair dualarımızı peş peşe koyalım ve bununla ilgili destekleyen ifadelerde bulunalım. Yani hayata karşı realist, gerçekçi olalım ve gerçekçi bakalım ki Allah Teala nimetleri bize artırsın. Estağfirullah. Rabbena atina fid dünya hasene. Ey Rabbimiz bize dünyada iyilik ver. Ve fil ahireti hasene. Ahirette de iyilik ver. Ve kina azaben nar. Cehennem azabından koru. Bak bunlar güzel dualar. Allah'ım ona verme, buna ver. Bunun belasını ver. Demeyin böyle. Demeyin. Eğer o adam belayı hak etmiyorsa tekrar size geri dönüyor. Kim toparlayacak sizi? Yapmayın. Yapmayın. Duanın gücü yüksektir ama mesela bugün enflasyon çok yüksek. Allah'ım enflasyonu düşür. Öyle demekle, dua ile olmaz bu iş. Gayret edeceğiz. Ticaretin sıkışıklığı, ekonominin sıkışıklığı, buhranı. Biz bunu neyle çözebiliriz? Doğru stratejik planlamalarla. Hem devlet bazlı hem millet bazlı. Harcamalarımız, hayat planlamamız, gereksiz harcamalar, gereksiz yaşam modelleri. Ömürde bir defa geldik, bunu yapmayacak mıyız? Gerekirse yapmayacaksın. Sigaranı kısacaksın. Telefonla görüşmeni kısaltacaksın. İnternet dünyandaki duruşunu azaltacaksın. Sokakta yediğin yemekleri belki azaltacaksın. Tatil planını 10 günse 5 güne, 5 günse 3 güne, 3 günse 1 güne düşüreceksin. Böyledir bu işler. Böyledir kıymetli dostlar. Fuzuli harcamalar, dengesiz harcamalar, plansız işler devletleri, milletleri buraya getirir. Ya devlet böyle yaptı, hükümet böyle yaptı. Böyle suçu bir tarafa atarak biz bundan variste olamayız. Bunlara dikkat edelim. Duanın gücü yüksektir ama gayret de çok önemlidir. Allah bu duygularla hayatımızı güzelleştirmeyi nasip eylesin. Şimdi Ali İmran suresine gidelim. Oradan bazı ayet kelimeleri okuyalım. Bakalım Kur'an ayetleri bize neyi ne şekilde seslendiriyor. Ve Ali İmran suresinden okumaya başlıyoruz. Hazırsanız buyursunlar. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا
رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. صَدَقَ اللَّهُ Amin. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Ya rabbil alemin. Huzuruna geldik, kapına geldik. Kapından bizleri boş çevirme. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine dünyada ahirette hepimiz nail eyle. Kur'an yolunda bizleri daim eyle. Allah'ım sen affedersin, affetmeyi seversin. Bizleri hepimizi affettiğin, bağışladığın kullardan eyle. Allah'ım eleç ve amin diyenleri iki cihanda aziz eyle. Allah'ım dualarımızı kabul eyle. Anne babalarımızı hayırlı uzun ömürler nasip eyle. Hayatta olmayan büyüklerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz, haberdar eyle. Allah'ım dünya, ahiret, bütün güzellikleri bizlere nasip eyle. Ülkemize, milletimize, devletimize ya Rabbi daima muzafferiyet nasip eyle. Dünya, 3. Dünya Savaşı'na hazırlanıyor. Ya Rabbi güzel bahanelerle bu savaşları, bahaneleri durdur. Ya Rabbi bu sıkıntıları bertaraf eyle. Ya Rabbi dünyanın hangi köşesinde olursunuz zulme uğrayan kardeşlerimize imdad eyle. Özellikle Filistin'de ve Doğu Türkistan'da kardeşlerimize imdad eyle. Allah'ım ferah içerisinde, refah içerisinde hayatımızı devam ettirebilmeyi, huzuruna yüzü ak olarak hayırlı işlerle, hayırlı amellerle gelebilmeyi nasip eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله kabul eylesin. Sevgili dostlar, cumamız mübarek olsun. Haftaya inşallah yine sorularınızla burada buluşmayı ümit ediyoruz. Araba sohbetlerimiz pazar günleri sizlerle yayında. Hem Facebook, hem Twitter, hem TikTok, hem Instagram, hem YouTube adreslerimizle huzurunuzdayız. Web sitemizden yaptıklarımızı, yapacaklarımızı takip edebilirsiniz. Birçok programda Türkiye ve dünyada sizlerle bir yerlerde buluşuyoruz. Fakat gönüllerimiz sizlerle beraber, dualarımız sizlerle beraber, sizlerin duasına talibiz. Biz duanın bahanesi olmak, sizlerle amin demek istiyoruz. Allah bu birlikteliğimizi daim eylesin. Dünyada da, ahirette de, cennette de komşu olmayı nasip eylesin. Haftaya inşallah burada, cuma sohbetinde sizlerle buluşmak niyetiyle herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.